Ozan Zeybek de bizi izliyor. Bir mesajı var Mehmet Özcan sana. Seni tebrik ediyor. Seçim öncesi bu yönetimin kazanacağını öngörmüştü ve Burak Elmas yönetimi işe başladığında da yine Mayıs ayında yine seçim olabilir, göremeyebilirler demişsin. Tüm verdiği haberler için canı gönülden kutluyorum diyor. Ama bir eksi yazayım kendime. Şimdi ibra olabilir diye düşündüm. Hala da 560 sanırım oy. Fena değil. Fena bir oy değil ama ciddi reaksiyon oldu yani. Tüm tabanı kaybetti Burak Elmas ve tabii şimdi işten geçtikten sonra belki yorum olacak ama Fatih Terim meselesi hakikaten bence etikte yaklaşılmadı. Diğer adaylara da çok baskı yapıldı Fatih Terim üzerinden. Mesela şimdi bir adayın Fatih Terim'le çalışacak olmasının açıklaması kadar normal bir şey yok ama o gün ben de belki sosyal medyada linç ederiz diye o topa girmedim. Şimdi Mustafa Cengiz inisiyatif kullandı. Ben Fatih Hoca'ya devam etmiyorum dedi. Hatırlarsın tabii. Serdar abi. İmza atın, transfer yapılmasın Fatih Hoca. Yani bir kulüp Fatih Terim'den ibaret değil ki sonuçta Galatasaray. Evet. Pekala transfer yapılır. Artı Fatih Terim dediğimiz figür sportif anlamda çok başarılı bir teknik direktör tartışmasız ama Fatih Hoca'nın ben transferdeki çok başarısızını sayarım. 2004'te de sayarım. 2012'lerde Yiğit Gök olanların, Sercanların oldu. Bulurum yani. Bu kadar diğer adayları da köşeye sıkıştırmamalıydı. Orada bence hatırlarsın o ifadeyi. Tabii, diğer adaylar da şurada, istemeden de olsa evet biz de katılıyoruz demek zorunda kaldılar. Şurada bir yanılgı. Bence etik değildi. Şurada bir yanılgı yaşadığımızı düşünüyorum yalnız. Yani aslında Avrupa'daki transfer politikası ile bizim aramızdaki farkın şu olduğunu inanıyorum. Bir teknik direktör, atıyorum Yiğit, atıyorum işte kimi diyelim Galatasaray'a gelen Sercan. Şimdi tabii ki biliyorsun, ediyorsun ama bir teknik direktör bir oyuncuyu transfer etmek için ya da bir futbol adamı bir oyuncuyu transfer etmek için 30 kere onun maçını izlemeli. Ama bu 30 kere sadece o oyuncuyu izleyerek izlenmeli. Şimdi Torrent ya da Fatih Terim ya da Sergen Yalçın ya da İsmail Kartal bir oyuncu konusunda transfer ederken bence onlar seçmeyecek oyuncuyu. Öyle bir yapı oluşturacaksın ki ya bizim oyun sistemimiz, şablonumuz bu ve bizim transfer komitemiz var demelisin. Evet. Çünkü ya bir teknik direktörün bu kadar mesaisi olmamalı. 30 kere bir oyuncuyu izleyemez bir teknik direktör. Böyle bir mesai olamaz böyle bir şey. O yüzden de teknik direktörlere kim olursa olsun futbolcu transferi konusu elbette fikri alınacak en son aşamada. Ama senin bir politika olması lazım. Fatih Terim'in son dönemdeki başarısızlığını özetledin. Eskiden de Florya'da her şey olmamalı artık her şeyden. Yani anlatabildim mi? Sağ içinde evet, evet. Paylaşmalısınız. Ozan abiye de selam olsun. Biraz ondan saptık. Şimdi ekrana getirdik aday olacak isimleri ve olması beklenen isimleri. Metin Öztürk ile Eşref Amcaoğlu zaten resmi adaylık için imza topluyor. Şimdi burada şu önemli. Dursun Özbek olmayacağını ifade söylüyor. Etti. Öte yandan Ünal Aysal bir yeşil ışık yakmış. Hayır. Yok. Artık belli kararını değil. Verdi. Aday olmuyor. Olmuyor kesin. Ünal Aysal yok. Ünal Aysal'ın ekip Cemal Özgörke duyuyoruz. O da Adnan Polat döneminde aktif yöneticiydi. Önemli görevleri de vardı. Bir üçüncü aday aranıyor. Sözünüzü öyle söyleyelim. Metin Öztürk ve Eşref Amcaoğlu'ndan sonra. Dursun Özbek olumsuz renk vermiyor ama... Değişir mi? Ya da Ünal Aysal'ın fikri değişir mi? Ya da ben kendimi Dursun Özbek yerine koyuyorum. Ben şu an adaylığımı açıklamam. Dursun Özbek bence... 8 Nisan ya. %99 açıklayacak. Yani 6-7 Nisan'da açıklar Melike. Anlatabildim mi? Şimdi açıkladığınız zaman çünkü ciddi bir taraftar tepkisi daha hemen gelecek. Ama destek de alır bu arada bence Dursun Özbek. Bence yok ya. Ben hangi yani benim Galatasaraylı arkadaşım çok Dursun Özbek ismi taraftar da çok karşılığı olan bir isim. Yani ama üyeler arasında yani ben şöyle sesi düşünüyorum. Karşılığı? Örnek veriyorum. Şimdi Metin Öztürk, Eşref Amcaoğlu seçimi olsun. Bu seçim sonucu hangi başkan seçilirse seçilsin konuşuyorum yani sezonu senaryo yazıyorum kafamda. Futbol takımı yine başarısı olsun önümüzdeki sezon. Mart ayında yine kongrede bir ibrasızlık kararı çıksın. Galatasaray yine seçime gitsin işte. O zaman aday çıkmazsa bence Dursun Özbek çatı adayı yani onun da o zaman kimse hayır demeyebilir. Ama şu an ben Dursun Özbek aday olduğu zaman bilmiyorum taraftarlar tarafından tartışılacak bir isim. Çünkü geçmiş bir gerçek var. 2015 ile 2017 arasında 2,5 yıllık sürede sportif anlamda da genel anlamda kulüpte başarısız bir başkanlık geçirdi. Riva Floria projesi dışında. Yani o projenin de ne kadar efektif kullanıp kullanılmadığı tartışmaya açık tabii ki. Bu mevcut adı geçenler dışında peki böyle sürpriz olabilecek bir isim var mı? Yani neden bir de hani üçüncü bir aday aranıyor? Yani Galatasaray ama genelde çok aday istiyor. Tabii yani en son Duygun Yarsuvat işte 8 aylığına geldim dedi. Dursun Özbek, Ahmet Özdağ, Turgay Kırağım vardı. Yine bir 3 aday seçim olmuştu. Oluyor ki Dursun Özbek'e kazandı gözüyle bakıyorum. Da bayağı da oy almıştı. Tüzükte onun da değişmesi için çalışma yapanlar var. Nedir o? İşte 5 aday çıktığı zaman son tura kaldıkları zaman atıyorum biri 360 aldı, biri 300 oy aldı. Diğerleri de işte 200, 180 gibi son finale kalan 2 aday açısından bir tur oylama daha yapalım. Ki en azından çoğunluğun desteğini alabilsin diye. Bu bence çok adaylı seçimlerde olması gereken bir üst tur oylamaya geçilmesi lazım. Son seçimde lazım. Şöyle oldu. 1541 oy Burak Elmas, 1500 ya. Oy Eşref Amcaoğlu, 890 küsur oy Metin Öztürk. Son 2'ye kalsaydı Eşref Amcaoğlu olurdu. Ben şimdi... Yani o üçlü seçim sayesinde söyleyin şimdi evet. Orada işte diğer adaylar düşününce şöyle... Hepsinin de bugün aday olması bekleniyor hani bir açıdan. Neredeler deniyor. Şimdi Eşref Amcaoğlu ve Metin Öztürk hemen çıktılar. O zaman aday olanlar. Diğer isimler niye yok? Ama ekipleri deniyor. Hazırdı zaten. Eşref Bey ve Metin Bey zaten bir önceki seçimde aslında listeleri hazırlar. O ekiplerde hazırlar. 45 kişilik bir ekip oluyor. Tabii, Melike artı işin diğer arka planda da ekiple 100 kişi diyebiliriz hani. Orada tabii ki 7-8 kişi bunun standart sapmasını hesap edersek 10 kişi vesaire değişebilir belki o 45 kişilik listelerde. Bir 10 kişiyi değiştirirsin ama yeni bir yönetim, yeni bir başkan adayı olduğu zaman onu toparlamak. Çünkü geçen seçimde ben şunu çok iyi biliyorum. Bazı adaylar son dakika, son gece zorla yönetim kurullarını oluşturdular. Yani rica minnet listeler yapıldı. Şimdi dolayısıyla bu çok kolay bir şey değil. Çok gerçekçi bir şey olmuyor o zaman. Yani adayları o zaman ne kadar gerçekçiydi? En gerçekçiler ekiplerini dağıtmadan yine tabii. Çalışmalarını ama sürdürenler o zaman. Ben Dursun Özbek konusunda üyelerin çok reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Yani olumlu anlamda. Çünkü ya şöyle bir kere Eşref Amcaoğlu çok rasyonel düşünen bir adam ve hani küçülmek zorundayız diyor. Bu kimsenin hoşuna gitmiyor yalnız. Sanki ama bu sefer gidecek gibi. Yok. Yani çünkü bunu, artık o vaatler neden? Tutmadı ya. Gazeteci Mehmet Özcan değil ama taraftar Mehmet Özcan'a söyleyeyim. Benim hoşuma gider onu söyleyeyim. Küçülmeli Galatasaray. Ama bak şöyle bir şey unutuyoruz. Sayın Burak Elmas'ı aslında başkan yapan faktör neydi? Son sandıklar. Son sandıklar kimler? Gençler. Genç üyeler. Şimdi genç üyelerin beklentisi şu. Baba bana sen şampiyonluk vaat ediyor musun etmiyor musun? Ama... Biraz... Ama yaşananlardan sonra sanki artık herkes biraz ya daha... Şimdi senin dediğine şöyle katılıyorum. Tamam şimdi Ünal Aysal'da yine taraftar kimliğini söyleyeyim. Drogba'yı getirdi, Sneijder'i getirdi. Memnundum başkanlığından. Güçlü bir başkan profiliydi açıyorum. Basketbol takımı finalde maça çıkarmadı. Yani iş sadece tırnak içinde paralı başkan değil. Gücünü kullandı. Ya bu Galatasaray... paralı başkan ne oluyor ben onu da bilmiyorum. Galatasaray'da böyle bir şey var yani tabii. Bu ne demek? Çünkü neden? Hani şimdi benim buyum var, şuyum var. Bunu Galatasaray'a verdim mi? Yoksa... Benim buyum şuyum varken bir de Galatasaray'ı daha fazla mı borçlandırdım? Bak bir yorum var. Ali Tekin'den gelmiş. Kulüplere paralı başkan değil. Evet. Futbolu, basketbolu ve diğer her branşı kendi profesyonelliğiyle yönetecek ve bu branşlardan gelmiş yöneticiler lazım. Örnek Bayern Münih, Borussia Dortmund, Ajax, Feyenoord ve benzeri. İşte bunu dile getirmeye çalışıyorum. Ya ne olur şu tamam kasa kolaylığı vesaire bunlar çok önemli işler ama burada bir futbol aklınızın olması lazım. Ha, yöntemdir. Sabaha kadar kabul ederim. Ben Drogba'yı, Sneijder'i olmuşu alırım. Bir şekilde Galatasaray'ı şampiyon yaparım. Şampiyonlar Ligi'ne sokarım vesaire. Ama bunun %kaçını gelire döndürebildi mesela Sayın Ünal Aysal o dönemde. Yani Galatasaray o gün çok karlı mı çıktı? Yoksa o işten dolayı çok zararlı çıkıp bugün aslında gelirlerinin bilmem kaçını finansman gideri olarak mı ödüyor Galatasaray? Ben oradan bakarım futbola. Bu Ünal Aysal ya da herhangi bir başkan hiç fark etmez. Yani Galatasaray'ı veya Beşiktaş'ı veya Fenerbahçe ya da Trabzonspor'u ne kadar borcun altına soktun? Cebinden mi verdin bunu? Yoksa Galatasaray'ın parasıyla mı? Şimdi abi bir şeyleri karıştırıyoruz bence. Yani Drogba ve Sneijder'i almak tabii ki bir vizyon göstergesidir eyvallah. Ama diğer taraftan da bu biraz şuna benziyor. Ben bir ev yönetiyorum. Evin babasıyım. 10.000 lira bir gelirim var. Çocuklar diyor ki bana, baba oyun konsolu al. Baba oyun konsolunu oynamak için bir koltuk al. Hanım da diyor ki salonu değiştirelim, bir de yatak odasını değiştirelim, bir de mutfağı değiştirelim. Ama ben de sana şöyle karşı çıkayım sözlerine. Güzel noktan diyorsun, tamam mı? Bir gerçek var. Burak Elmas yönetimi. 25 milyon euro harcandı bu takıma. Zaten Torrent'e 2,5 milyon euro verildi mesela. Anlatabilir. Bakarsak Ünal Aysal'la aynı. Bu da doğru bir şey. Ünal Aysal en azından o paraları harcıyordu ama karşılığı tırnak içinde boş harcamadı. Harcadı. Sneijder, Drogba, Mancini'ydi. Burak Elmas, Sayın Burak Elmas yönetimin olumlamasını yapmıyorum ama o kadar kötüyüz ki sadece olmuşu toplayabiliyoruz. Yani olacak vaat eden bir şey vaat edeni getirmekle ilgili. Çok pardon, böyle senin yerine soyundum. Şimdi sıkıştırıyor gibi olacağım Serdar abi ama. Eşref Amcaoğlu'na da hayır diyorsun. Gel otur. Eşref Amcaoğlu'na da hayır diyorsun mantıkla. Küçülemez diyorsun. Hayır, ben diyorum abi, küçülmeyi diyorum. Benim bakış açım. Ben bunu demiyorum. Bakın küçülmek demek bazen büyümek demektir. Tam tersi istikamette konuşuyorum. Ama Eşref Amcaoğlu'nun bunu doğru ifade etmediğini söylemeye çalışıyorum aslında. Şimdi sen küçüleceğiz diye bir ibare kullansan. Şunu söylemen lazım. Ya biz küçülürken büyüyeceğiz. Yani ben Drogba'yı, Sneijder'ı aldığım zaman... Nasıl oluyor, anlat. Çok basit. Sen doğru bir futbol aklını getirirsen, doğru scouting'i yaparsan daha ne diyeyim sana, Meksika'da... Yo, çok uzağa gitmeyelim. Ahmet Nur Çebi'nin şampiyon Beşiktaş'a. Fikret Orman'dan aldığı takımı bak, hem maaş olarak kastettiğim, hem CV olarak küçülttü. Kastettiğim o bile değil. Şimdi... Bu adam Kolombiya'dan Díaz'ı getirip Porto bulup getiriyor ve Liverpool bugün o oyuncuya 40-45 milyon euro veriyor. Ya da işte Napoli gidip Meksika'ya, PSV Eindhoven gidip Meksika'ya gidip Lozano'yu buluyor. Sen ancak onların getirdiğini buraya getirebiliyorsun. Var mı bizim böyle örneklerimiz? Çok basit bir iş olmasına rağmen bunu beceremeyen kulüplere ben şaşırıyorum. Bu çok basit bir iş. Berkan'ı Alanya Spor 150 bin euro İsviçre'den getiriyor. Sen gidip 4 milyon euro alıyorsun. Berkan kötü oyuncu değil. Bu kötü oyuncu değil ama 4 milyon euro alamazsın. Sebebini araştırdım ben bir zaman. Şu, bizim kulüplerimiz maalesef ki Instat puanı diye bir şey varmış. Ben onu o gün öğrendim. Instat puanı 6.2. Bunu mesela Díaz için, Luis Díaz için söylediler bana. Bunun Instat puanı çok düşük. O yüzden iyi oyuncu değildir. Kulüpler böyle yönetiliyor. Onu söyleyeyim. Instat dediğimiz şey de bir scouting programı ve bizim scoutlar... aslında bakılmaması gerek. Yani oraya göre hareket edilmemesi gerekiyor. Bak şu bir şey söyleyeyim mi? Ben şunun yapıldığına inanıyorum. O zaman sen de transfer yaparsın, ben de ben de bakarım. Şunun yapıldığına inanıyorum Türkiye'de. Scouting raporları var. Açılıyor, okunuyor ve deniyor ki bak bunun diyor puanlaması çok iyi, bunun özellikleri çok iyi. Ben izlendiğine bile inanmıyorum bazı oyuncuların Türkiye'de. Gidip oradan bak. Vallahi ben kendi hakkımı şöyle teslim edeyim. Sezon başı bu kadroyu gördüm. Şu soruyu sordum. Bu takım nasıl gol atacak? Çok yerde örneğini verdim. Mehmet Özcan. Ve Kerem'i işin içine katmadım. Kerem bu kadar gol atmasını beklemiyordum. Yani biraz Trabzonspor'un şampiyonu özetliyor zaten.